Yani bazen insan böyle neşeli olur, öyle neşeli olur, uçuyorum der ibadetini yaparken, Kur'an'ını okurken, tesbihini çekerken, murakabesini yaparken, böyle uçuyor gibi olur. Bal akıyor gibi gelir kendisine. Olabilir ama öyle olduğu zaman şükredeceksin. Sıkıntı geldiği zaman yine işine devam edeceksin, bu sefer sabredeceksin. Çünkü Cenab-ı Hak zengini şükürle imtihan eder, fakiri sabırla imtihan eder. Sağlıklı olan insanı şükürle imtihan eder, hasta olan insanı sabırla imtihan eder. İnsan Allah yolunda yürürken hepsine hazır olacak. Hep böyle imbisat olsun, gönlüme feyiz aksın, hiç değişmesin, bunu beklemeyeceksin. Bu peygamberlere de olmadı. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ve peygamberlerin çok sıkıldığı zamanlar olmadı mı? Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Taif'e gitmesi, Hazreti Hatice annemizin vefat etmesi, Ebu Talib'in vefat etmesi, Efendimizin taşlanması sallallahu aleyhi ve sellem. Canını çok sıktığı anlarda, hatta Miraç olayından bahsedilirken ne deniyor? Amul huzun. Efendimizin böyle sıkıntılarının üst üste geldiği, çok canının sıkıldığı bir dönemde Cenab-ı Hak al sana Habibim Miraç hediyesi dedi. Bu sıkıntılara sabredince Miraç hediyesini verdi ona Allah Celle Celaluhu.